Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Son günlerde Türkiye'deki göçmenlik merakı akımıyla alakalı ilgiye alakayı görüyorum ve bununla alakalı biraz soruları cevap vermeye çalışıyorum. Bildiğim dilim döndüğünce geçtiğimiz videoda neden Amerika'da merkezi yerler, eyaletler, şehirler yerine daha kırsal yerleri Midwest'i seçmemiz gerektiğini anlatmıştım. Şimdi ise Amerika'ya yeni göçen arkadaşların bir loop içerisine girip yıllarını kaybettiği meslek seçimiyle alakalı doğru mesleği seçmek, doğru parayı kazanmak ve hemen hızlı şekilde hayata Amerika'ya entegre olmak için yapılacaklardan bahsetmek istiyorum. Takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık küçük muhabbet yapmak istiyorum. Mekanındayım. Arkadaşlar yeni bir ülkeye göç ettiğinizde kendi mesleğinizi yapmak isteseniz dahi bu süreçte elde edeceğiniz, yaşayacağınız tecrübeler size bazen yaka siktirebiliyor. Çünkü hem Türkiye'deki sistem farkı, hem bazen dil problemi, hem bazen o endüstrinin sizi gerçekten kabul etme süreci veya sertifikalarınızın, diplomalarınızın geçersizliği sizi farklı yollara sevk edebiliyor. İşte Amerika'ya gelen mühendislerin veya başka branşlardan mezun arkadaşların veya iş tecrübesi olmayan, sadece sertifikası olan veya lise mezunu olan, iş tecrübesi olmayan genç arkadaşların bu ülkeye geldiğinde ne yazık ki başladıkları ilk şey ya delivery boyluk, yani işte yemek evlere yemek götürme veya Amazon paketleri götürme veya diğer tarafta da Uber yapmayla kısıtlı kalıyor. İşte Amerika'ya geldiğinizde o yaşam tarzına böyle başladığınızda, yaşam giderlerinizi oradaki gelirle karşılamaya başladığınızda ve yaşam giderleriniz gün geçtikçe artık bir sisteme, bir oturmaya, bir sıradanlığa ilerlediğinde bu içine girdiğiniz loop'tan kurtulamamaya başlıyorsunuz. Bu da bazen arkadaşların buraya geldikten en az 5 yıl, 10 yıl sonra ne yaptıklarını bilmeden o yaşam mücadelesi arasında bütün hayallerinden vazgeçmelerine neden oluyor. Benim bu konuda şöyle bir tavsiyem var. Amerika'ya geldiğinizde gerçekten doğru mesleği seçerseniz ve size hızlı şekilde para kazandıracak mesleği seçerseniz, ki böyle meslekler var, birazdan bahsedeceğim, çok hızlı bir şekilde sermaye toplayabilirsiniz. Bu topladığınız sermayeyle de hayallerinizi gerçekleştirme olanağınızı kendinize yaratabilirsiniz. Şimdi bildiğiniz mesleklerden bahsedeceğim. Bu mesleklerin tek farkı çok fazla sizden sertifika veya Amerika tecrübesini istememesi ve çok iyi para kazandırmaları. Bunların başında tırcılık geliyor abi. Amerika'ya geldiğinizde o CDL ehliyeti denilen tır sürme ehliyetini aldığınızda, işe başladığınızda çok kısa bir süre içerisinde, birkaç ay içerisinde yılda 100 bin dolar ve 100 bin doların üzerinde bir gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Evet, bu başta hayatınızı yollarda geçirmeye neden oluyor. Evet, bu başta belki de Amerika'daki sosyal hayata doğrudan entegre olmanızı engelliyor. Belki dil pratikliğini daha içe kapalı bir ortamda çalışacağınız için tır sektöründe o direksiyonun başında sizi birazcık geri plana itiyor gözükebilir. Ama arkadaşlar şöyle bir olay var Amerika'da. Herkes bunu kabul edecektir diye düşünüyorum. Para kraldır. Cash is king bu dünyada, bu memlekette. Ne kadar paranız varsa kendi sosyalliğinizi, kendi özgürlüğünüzü, kendi hayallerinizi o kadar gerçekleştirebilirsiniz. Ve tırcılık yaparken kazandığınız parayı, biriktirdiğiniz parayı daha sonradan sektör değiştirmek isteseniz dahi cebinize koyduğunuzda önünüzde çok geniş bir yelpaze olacak. Çok geniş seçenekler olacak ve bu seçenekler inanın sizi mutlu edecek. Ve daha sonrasında sektörde kalmak isteseniz bile, özellikle Rusları vesaire takip ediyorum, tır sektöründe biraz tecrübe elde ettikten sonra, biraz business geçmişi yarattıktan sonra, 2 seneden falan bahsediyorum, çok hızlı şekilde tır alabiliyorsunuz. Krediyle bildiğiniz otomobil alır gibi tır almaya başlıyorsunuz. Üzerine yeni gelmiş bir göçmeni şoför olarak koyuyorsunuz. Maaşını veriyorsunuz. Tırın insurance'ını, sigortasını ödüyorsunuz.
dispatcherlık yapmaya başlıyorsunuz, mal bağlamaya başlıyorsunuz ve artık oturduğunuz yerden çalıştırdığınız şoförlerle tır filosu kurmaya başlıyorsunuz. Ve yeni gelen bir arkadaşım bu mesleği 2 sene, 3 sene tecrübe ettikten sonra, kendi tırlarını almaya çalıştıktan sonra, başladıktan sonra inanın kendi filosunu kurması, bir 5-6 tane tırlık, ki o 7 sülalenize yetecek bir gelir demek bu. 5-6 tane tıra sahip bir filoyu kurmak zannederim 5 veya 7 sene içerisinde çok mümkün duruyor. İşte böyle bir ortamda kazandığınız tecrübeler, hızlı ilerleyişiniz, kendinize olan özgüveniniz, cebinize doğru bir para gelmesi, masrafların kısılması, masrafların çok fazla olmaması sizi Amerika'da doğru iş yaptığınızı kanıtlayacak bir modele dönüşebilir. O yüzden tır şoförlüğü kazanç bakımından, fiyat performans bakımından en çok tecrübe edeceğim işlerin başında geliyor. Bunu bir ilk başta aklınızın bir kenarına koymanızı rica ediyorum. Diğer tarafta ise bir önceki videoda bahsettiğim Midwest'i hatırlıyorsunuz veya daha çok böyle şu anda göçmen veren Blue eyaletleri, yani demokratların daha çok ağırlıklı olduğu eyaletleri biliyorsunuz. Bu eyaletlerde mavi yaka işler, construction işleri, yani inşaat işleri, hani bu muslukçuluk vesaire tarzında plumbing deniliyor ya burada, tesisat işleri veya işte bu çerçeve, cam install etme işleri hep union'lara bağlı. Yani ne demek? Bu sendikalara bağlı. Ve arkadaşlar, bu sendikalarda normal bir construction'da çalışan, yani o Amerikan filmlerinde, evlerinde bildiğiniz o tahtalarla ev yapma işlerinden bahsediyorum veya işte biraz önce bahsettiğim gibi tesisatçılıktan vesaire, çatıcılıktan, roofing'den falan bahsediyorum. Buralarda eğer ki union'lara girerseniz alacağınız maaş yılda 120 bin doların altına düşmüyor genelde. Ve işten çıkarılma ihtimaliniz kalmıyor. Ve benefitleri, insurance'ı, işte ailenizin insurance'ı, eğitiminizi almak istediğiniz sertifikaları bedavaya getirmeleri, eğitimleri size muhteşem bir olanak sunuyor. Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Buraya gelmiş, işte Green Card'la gelmiş arkadaşların böyle New York gibi, Miami gibi, Florida gibi, Kaliforniya gibi yerlere gidip sürünmeyi tercih etmelerini, oralarda çok az gelirle ayakta durmaya çalışmalarını ve böyle bir yaşam tercih etmelerini tamamen vizyonsuzlukla alakalı, bilmemezlikle alakalı. Sorry about that. Come here, boy. Good boy. Come here, sit down. Sit down. New York'a, Kaliforniya'ya, Miami'ye giden arkadaşların, özellikle Green Card'la buraya gelmiş arkadaşların union işlerini tercih etmek yerine işte buralara gittiği, buralarda delivery boyluk yapmaları, hayatı paycheck to paycheck yaşamalarını tercih etmelerini anlayamıyorum ve bunun sebebini, yani iş bilmemezlikle, birilerinin onlara yol göstermemesiyle açıklıyorum. Çünkü arkadaşlar, yani gelmişsiniz, lise mezunusunuz veya bir sektör, Amerika'da yeni bir hayat kuracaksınız ve çalışma izniniz var, her şeyiniz rahat. Neden bir union job seçip tam Türkiye'deki memur kafasıyla, yani hayallerinizi gerçekleştirmek istemiyorsunuz? Ben bunu tabii ki tercih etmem ve tavsiye etmem ama bazı arkadaşlar böyle yaşamayı tercih ediyor. Ve neden buralardaki büyük corporation'ların veya işte state işlerinin, state job'larının veya işte federal job'ların union işlerinde çalışıp rahat, çok performans gerektirmeyen, günde normal 8 saatinizi çalıştıran, size garanti ömür boyu emekliliğinizi tıkır tıkır ödetecek ve sizi erken emekli edecek yerlerde çalışmıyorsunuz. Union job'larını iyi araştırın arkadaşlar. Bizim Türkler genelde bunlarla alakalı çok fazla iş bilmiyor. Şimdi bunların hepsinin bir yanında bu iki tecrübeyle açıklanabilecek ve Amerika'da bence yeni gelen arkadaşların doğrudan bodoslama girmelerine, eğer meslekleri yoksa, burada seçebilecekleri meslekleri yoksa, doğrudan bodoslama girmeleri gereken işlerin dışında yapmaları gereken artı bir, yani üçüncü şeyi de şu olarak tavsiye verebilirim.
işinizi bulduğunuz an, sabit gelirinizi yarattığınız an hemen bankaya gidip bir mortgage'e girmeniz lazım abi. Mortgage, yani bir ev sahibi olup kiralarda sürünmek yerine uzun vadede 30 yılda mortgage'ınızı 1500 dolar, 2000 dolar aylık ödeye ödeye tamamlamanız geleceğinize yapacağınız en büyük iyilik olur. Çünkü zaman geçiyor abi. Aldığınız, yaptığınız yatırımlar kendini bir şekilde ödüyor. Bazen işte o paycheck to paycheck sistemine kendinizi bıraktığınız zaman, o döngüye kendinizi kaptırdığınız zaman bir bakıyorsunuz 10 yıl geçmiş. Oysa bir mortgage'a girseniz, bu kendi kendini yavaş yavaş ödese, başka yere taşındığınızda mortgage devam etsin, başkasına kirayı verin. O zaten kirasıyla onu getirir, hatta size ayda 200-300 dolarla pasif gelir yapar. O yüzden biri de bu konuda zaten sinirli diye düşünüyorum. Araya giriyor. Masanızı kapatıyor. Sizi mortgage konusunda da buraya göçen arkadaşları uyarmadan etmek istemiyorum. Evet sevgili dostlarım, şimdilik bugünlük söyleyeceklerim bunlar. Siz hazır belinin poposunu keserken biz bir güneş batımına dolaşalım ve keyfimize bakalım. Beri susadı, Beri'ye de su vereyim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Thank you.